If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves are turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cool wind sneak back in our town. 'Cause we lived when it was out bare feet, tan skin glistening beneath the heat. Evening swirl into a birdsong beat. God, it's now so very bittersweet. So I guess I'll just put on my favorite sweater. Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve eşim evde. Artık izin günleri perşembe cuma olduğunu söylemiştim. Şimdi sizinle bir hazırlandık. Bir makyaj yaptık ufak tefek. Bir de saçlarımı düzelteceğim. Daha sonra markete gideceğiz. Bayağıdır bir market alışverişi yapmıyorduk. Ben de size video başlatmak istedim. Markette yine çekim yapamayabilirim ama gelince aldıklarımızı gösteririm diye düşünüyorum. Daha henüz üzerime giymedim. Sadece makyajımı yaptım. Bir saçımı falan da bir düzeltelim. Sonra birlikte markete gideriz diye düşünüyorum. Biz marketten geldik. Şimdi aldıklarımı hemen size göstereceğim. Hem A101'e gittik hem Migros'a gittik. Zaten bir önceki market alışverişi videomda telif yemiştim. O yüzden çok fazla verimli olamamıştı. Şimdi hemen aldıklarımı çok kısa bir göstereceğim. Sonra da artık yemek falan yaparız diye düşünüyorum. Bir tane karnabahar aldık. Karnabahar ben çok severim. Portakalımız var. Ispanak aldık Migros'ta. Doğranmış ve yıkanmış olarak geçiyor. Tabii yine de yıkıyorum ben. Migros'ta bu ıslak mendiller 1 liraya falan düşmüştü ikili. Bundan böyle 2 paket almıştık. Yine her zamanki gibi en sevdiğimiz mantıdan bu. Bu bayağı bir güzel. Yumuşatıcım az kalmıştı. Bu sefer bu Yumoş'un amberlisini denedim. Bu da aşırı güzelmiş. Artık bunu da favorilerime ekledim. Sıvı deterjan olarak da Yumoş'un bu. Tüylenme karşıtı hassas giysiler için olanını aldık. Bir paket kıymamız var. Bir tane aç bitir sosis aldık küçük. İki tane bu ülkenin çikolatalarından aldık. Birisi üzümlü, biri de normal sütlü çikolata. Bir paket daha kıyma almışız. Bu beşlerin dönerlerinden çok seviyoruz biz. Lavaşla birlikte çok güzel oluyor. Süt aldık sütaşın. Milföyümüz var. Murat Bey'in böyle tel peyniri var. Ondan aldık. Sayın helvası. Tereyağı. Benim sürekli kullandığım bu şampuandan aldık. Buzdolabı poşetimiz var. Bu kahvaltılık gevreklerden aldım. Ben çok seviyorum. Bal aldık. Süzme bal. Çilek reçeli. Soğanımız var. Mandalinamız. Dereotu aldım. Patates. Yeşil zeytin, muz, kola, bir tane sarımsağımız var. Küçük turşulardan aldık. Bir de vişne reçelimiz var. Lay's chips. Bu üçü bir arada sütlü köpüklü kahvelerden. Sütaş, ay pınar süzme peynir. Sütaşlar için. Böyle sıkma portakal aldık. Bunu içine birlikte sıkarız artık. Elma. Bu diş macunlarından aldık. Migros'ta indirim var. Yok, A101'de indirim vardı. İki tane aldık. O yüzden salatalık, domates, böyle meyve suyu almış eşim. Bu feri bulaşık deterjanı, kivimiz var. Bir tane yumurtamız var. O yukarıda. Onu şu an almayacağım. Bir de şekerimiz var. Tarabya'nın kaşarı. Banmit, küçük salam. Az da piliç pirzola aldık. Bunu bugün pişireceğiz. Torku'nun bu çikolatası. Bu
Bu üstteki ışığı kapattım. Sanırım ışık böyle daha iyi geliyor. Çünkü direkt karşıdan vurduğu için daha net gözüküyor gibi geliyor bana. O yüzden buranın ışığı kapalı kalsın. Tavuklarım pirzola. 5 tane var içerisinde. Ve bir tane patates koyacağım. Zaten tavuk çok olduğu için patates yeterli olacaktır. Şimdi hemen fırına atmalık işlerini halledeceğiz ve fırına atacağız. Airfryer'de de yapabilirim ama fırında yapmak istedim. Çünkü tavuk da çok. O yüzden airfryer'de biraz uğraştırabilir. Çünkü onun haznesi biraz küçük. O yüzden fırına atacağım. Fırın tepsimi falan çıkartayım. Fırını ısıtmaya başlayayım hemen. Bir tane patates kullanacağım. Bir tanesi yeterli olacaktır. Ben hepsinin sosunu karışık yapıyorum. Hep bu şekilde yapıyorum genelde. Tavuk but da alıyoruz bazen. Kanat ve but. Onu da bu şekilde yapıyorum. Pirzolayı da şimdi öyle yapacağım. Her zaman yaptığım gibi. Hava aşırı rüzgarlı. Camdan ses geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama aşırı bir rüzgar sesi var. Hemen patatesimi bir yıkayayım. Şimdi böyle bir kabım var. Bunun içerisine sos yapacağız. Sos için 1,5 kaşık yoğurt koyacağım. 2 kaşık kadar salça koyacağım. Biraz sıvı yağ. Biraz kekik. Tatlı toz biber koyacağım. Bu şekilde ince ince doğruyorum, küçük küçük. Rendeleyebilirsiniz. Yarım bir soğanım vardı, onu da doğrayacağım. Bir eldiven taktım. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu fırına atacağız hemen. Feels like summer, but it's soaked in nostalgia. So
Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves are turning brown. 'Cause it still feels like summer, and I simply don't wanna see the cool wind sneak back in our town. 'Cause we lived when it was our bare feet, tan skin glistening beneath the heat, evening swirling to a bright song beat. God, it's now so very bittersweet. So I guess I'll just put on my favorite sweater and say goodbye to summer. I keep on forgetting times, learn how to fly, and before I know it, it passes me by. Oh, say goodbye to summer. Herkese diğer bir günden merhaba. Bu video böyle karışık bir video olmuş oldu. Her şeyden bir video koymaya çalıştım. Birkaç günlük bir video olmuş oldu. Tam kaç günü içeride emin değilim. Ama elimden geldiğince bir şeyler yaptıkça size video çekmeye çalıştım. Bugün de Sosyopix'ten bir tane kargom geldi. Zaten Sosyopix'le işbirliği yapıyorum. Yani her ay ürünleri ben seçiyorum aslında. Yani bu gelen ürünleri ben seçtim. Biliyorsunuz daha önceden magnet, duvar için çerçeve ve pırıltılı ışıltılı çerçeve vesaire almıştım. Bu ayda size aldığımı göstermek istiyorum. Hemen açalım isterseniz. Zaten ben içerisinde ne olduğunu biliyorum. Hemen size de şöyle göstereyim. Bu ay fotoğraf çıkarttırmak istedim. Böyle bir not yazmışlar. Ve böyle yapışkan kağıtlardan koymuşlar. Bunları genelde fotoğrafları yapıştırmak için, kullanabilmek için koyuyorlar. Bu şekilde. Ve burada fotoğraflarımız var. Siparişimi tamamlamak için ayrıyetten böyle bir haftalık planlayıcı aldım. Burada günler yazıyor. Not ve yapılacaklar listesi. Bayağı da kalın bu şekilde.
Renkleri de farklı. Yani 3 renkten falan oluşuyor galiba. Ajandam dolmuştu, 2022 ajandam. 2023 için bir ajanda almamıştım. O yüzden böyle bir yapılacaklar listesi aldım. Burada da fotoğraflarımız var. Ben şimdi şöyle, hiç fotoğraf çıkarttırmıyordum normalde. O yüzden hep fotoğraf çıkarttırmak istiyorum. Şimdilik sadece eşimle olan fotoğraflarımı çıkarttırdım. Bireysel ve ailemle olan fotoğraflarımı da çıkarttırmak istiyorum. Ama şimdilik sadece eşimle olan birkaç fotoğrafı çıkarttırdım. Hem boş çerçevem var, içerisine koyarım diye. Hem de an olarak kalsın istiyorum açıkçası. Tabii telefonlarda fotoğraflar hep duruyor ama en azından fotoğraf olarak da elimizde kalsın. Parlaklığı vesaire çok iyi kalitesi. Burada evlenme teklifi, ilk fotoğraflardan, söz, nikah, kına, bu balayı fotoğrafları. Ya böyle hepsini çıkarttırmak istedim açıkçası. Gözüküyor mu bilmiyorum. Umarım gözüküyordur. Düğün fotoğrafları birkaç tane. Zaten düğün albümüm var ama bunları belki çerçevenin içerisine koyarım diye çıkarttırmak istedim. Size de göstermek istiyorum. Sipariş vermek isterseniz ben açıklamalara ürünün linkini koyacağım tabii ki. Oradan sipariş verebilirsiniz. Sosyopix'ten bu şekilde fotoğraflarımızı çıkarttırdık. Eşimin doğum günü. Bayağı güzel kalitesi. Çok beğendim. Dediğim gibi ben her ay böyle birkaç fotoğraf çıkarttırmak istiyorum. Bunların minikleri falan da var. Polaroid şekilde olanları. Ama ben o şekilde istemedim açıkçası. Normal büyük fotoğraf istedim ki çerçevelere de koyabilelim. Bu da burun ameliyatı fotoğrafı. Ben çok beğendim hepsini. Dediğim gibi yorumlara sabitleyeceğim sipariş linkini. Burada şu an ben 2 set sipariş verdim. Bir setin içerisinde 25 tane fotoğraf var. 2 set aldım ve 50 tane fotoğraf çıkarttırmış oldum. Bu da bu şekilde bir vlog olmuş olsun. Burada videomuzu kapatalım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya Instagram adresimi koyacağım. Takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.